Selamlar arkadaşlar, merhabalar, hoş geldiniz. Merhabalar. Yavaş yavaş toplanıyor arkadaşlarımız. Şöyle bakayım. Kimler burada, kimler değil? Merhaba, selamlar hepinize. Nasılsınız arkadaşlar? Görüşmeyeli dünden beri. Var mı aramızda derse ilk defa katılan bugün de? Daha önce derse katılmayan ama bugün ilk defa katılan. Bugün ne yapıyoruz? Bugün proposition çözüyoruz. Aslında hep yaptığımız dersler ama hep daha fazla çözmek, daha fazla görmek. Özellikle prepositionları hem çevirilerinizi yaparken çalışın, hem bu şekilde soru çözerek çalışın. Prep'lere özellikle çeviri yaparken bakın ki nerede nasıl kullanılmış, anlam mı verilmiş, yoksa orada kalıp bir ifade mi var? Lütfen bunları inceleyin, olur mu? Çok teşekkür ederim. İlk defa katılan arkadaşlar var. Önceki dersler yayınlanıyor mu? Yayınlanıyor. Sınav Kampı'nın YouTube kanalında hepsini bulabilirsiniz. Benim derslerimin hepsi Vitamin Bilgiler adlı oynatma listesinin içerisinde. Şimdiye kadar yaptıklarımın hepsi orada bulabilirsiniz. Her zaman olduğu gibi burada yazacağım. Hoş geldin Dila. Şimdi yavaş yavaş güzel bir sayıya ulaştık. Süper. Ben yavaştan sorularıma geçiyorum. Şimdi arkadaşlar bakıyorum. Öncelikle prep'leri şöyle bir hatırlayarak ilerlemek istiyorum. Bahsedelim, üzerinde konuşalım. Bizim için by nasıl bir preposition'lı 5 tane anlam olarak kullandığımız bir prep'imizde. Nasıl kullanıyorduk? Aracılığıyla, tarafından, e kadar, yaklaşık. Ya da bizim için erek, arak, by art, verb, ing kullanımıyla erek, arak çevirisini veriyordu. On, bizim için evet üstünde ya da dd anlamında kullanıyorduk ama about gibi hakkında ya da bir konu üzerinde şeklinde de kullanabilir miyim? Kullanabilirim. Sonrasında about, bakıyorum about eğer yanında bir isimle kullanılırsa hakkında ya da bir sayıyla kullanılırsa yaklaşık olarak çeviriyorduk. For'u isimle kullanırsam için, çünkü sayıyla kullanırsam dir olarak kullanıyordum. At çok spesifik, özel bir prep'te her zaman her yerde kullanamıyordum. Çok belirli kullanımları olması gerekiyordu. Ya tam o anı, zaman olarak tam o anı ya da mekan olarak tam o yeri vermesi gerekiyordu. Doğru mu? Sonrasında from dediğimiz ifade then'dan olarak kullandığımız, over üzerine ya da yaklaşık anlamında boyuncalıkta bazen verebildiğimiz prep'imizde, between iki şey arasında, in data ya da içinde, among da ikiden fazla şey arasında olarak kullandığımız prep'lerimizde. Peki bakıyorum şöyle. Arkadaşlar yapacağımız ilk şey cümlelerimize bakmak. Cümlelerimizde bir bizim için prep'in, ayrıca şunu da atlamayın. Hemen şunu da soru çözümüne başlamadan söylemiş olayım. Hiçbir zaman yani baktım bay buraya oldu, aa tamam deyip hemen işaretleme. İkinci tarafı görmeden, ikinci tarafın çevresine bakmadan hiçbir zaman işaretleme. Bunu aynısını tensörler için de söylüyoruz. Asla tek taraflı bakarak soru işaretlemeyin arkadaşlar. İki öncüllü bu şekilde sorularda iki tarafı da kontrol etmeden ilerlemeyin. Şimdi bakıyorum. Demiş ki dış politika be composed of. Be composed of vermiş sana. Şimdi be composed of ne demekti? Oluşmak anlamında kullanıyorduk. Doğru mu? Dış politika oluşuyormuş. Neylerden oluşuyormuş? Aranan amaçlardan ya da değer dizilerinden, setlerden ya da verilen yapılan kararlardan ve alınan eylemlerden oluşuyormuş. Peki states, devlet tarafından diyebilir misin? Evet, dış politika devlet tarafından alınan eylemler, yapılan verilen kararlar, değer dizisinden ya da aranan amaçlardan oluşur. Bak güzel bir çeviri oldu. Bunu tut. Devletle beraber etiniye kullanacaksın. Ne tam o anı ne tam o zamanı verir sana, gönder gitsin. Devlet hakkında alınan eylemleri ya da verilen kararlardan mı oluşur? Bak devlet hakkında alınan kararlar
ya da yapılan eylemlerden oluşur. Bunu söyleyebilir misin? Bir dursun. Devlet hakkında mı acaba? Devlet hakkında mı oluşuyor yabancı politika? Yoksa devlet tarafından verilen ya da alınan kararlardan mı? Sanki bay daha uyumlu. Over devlet üzerine, ha over ha şu anda about, ikisi de bir şey üzerine, bir şey hakkında gibi kullanıyorsun. Devlette alınan eylemler. Bak bu daha zaten olmadı. Peki ikinci taraftan kontrol edecek olursam, bak şuraya dikkat et. On behalf of diyorduk, hatırla. On behalf, adına namına. Adına namına şeklinde kullandığımız bir kalıbımız vardı. On behalf kalıbı. Hatırladınız mı? O yüzden iki taraf içerisinde en güzel hangisi oluyor? İki tarafın da kabul edilirlik seviyesi bay ve on. Adana'daki şıkkımız oluyor. Peki. Sonrasında geldim ikinci soruma. Şimdi bakıyorum şöyle bahsetmediğimiz prebimiz var mı? True aynı by gibi kullandığımız aracılığıyla vasıtasıyla hatta via, verb by bunları da kullanıyorduk hatırlarsanız. Bunlar da bize aracılığıyla vasıtasıyla anlamında kullandırtılan bağlaçlardı. With'i ile diye çeviriyorduk ama lı'lı çevresinde asla ne yapmıyorduk? Unutmuyorduk. Bunun dışında of her zaman bize isim tamlaması yaptırarak sağdan sola, sağdan toplayarak sola doğru gelirsin. Nın çevirisi verdirirdi. Sonra beside yanında, beside yanında, towards ise e doğru olarak kullandığımız preplerimizdi. Bakalım şimdi. Önceki bilgi, öncelikli bilgi daha doğrusu. Öncelikli bilgi. Öncelikli bilgi. Batı felsefesindeki öncelikli bilgiyi kullanacaksın. Öncelikli bilgi Batı felsefesinde bilgidir. Şimdi bilginin ne olduğunu açıklayacaksın. Bağımsız bir şeydir. Tüm belirli experience, deneyimlerin işte bağımsızlığıdır demen lazım. Ama Batı felsefesiyle eti kullanabilir misin? Hayır, saçma oluyor. Gitti. Batı felsefesi aracılığıyla öncelikli bilgi bilgidir. Hani Batı felsefesi vasıtasıyla aracılığıyla hani olabilir mi? Bir dursun. Aynı şekilde Batı felsefeli öncelikli bilgi. Hayır, bu olmadı. Batı felsefesindeki öncelikli bilgi olabilir mi? Bu olabilir. Bu bir dursun. Batı felsefesinin yanında öncelikli bilgi. Bu hiç olmadı. Bu da gitti. Şimdi bağımsızdır. Tüm belirli deneyimler için mi bağımsızdır? Tüm belirli deneyimlerin bağımsızlığı mıdır? Deneyimlerin bağımsızlığı. Burada bir nın çevirisi verdirirsin. En güzeli hangisi olur? Bursa olmuş olur. Anlaştık mı? Geldim 3'e. Şimdi 3'te arkadaşlar şöyle bir şey söyleyeceğim. Beni gördüğünüz zaman gözünüz 1-10 arasın. Bir şey üstüne yasaklar. Demonstration bize demonstrate göstermek demekti. Demonstration isim yapmışsın sen artık burayı şın getirmişsin. Gösteri olarak kullanacağım. Gösteri. Bak yasak bir şey üzerine yasak olması lazım. Doğru mu? Onun için ilk taraftan 10. Bir de massive numbers. Genellikle bizim için zaten burası da inne kullanılır. Anlaştık mı? Ya da böyle nasıl diyeyim sayılarda ya da yüksek sayılarla beraber genellikle in kullanıyoruz. Tamam. İlk taraftan beni görünce bir 10 arıyor gözlerim. Ben 10 bir şey üzerindeki neyden bahsediyorum? Yasaklardan, resmi yasaklar. Gösterilerdeki, gösteri üzerindeki resmi yasaklara rağmen 2018 ne olarak görülmüş? Mısırlıları ne olarak görmüş? Sokaklara çıktığını görmüş. Çok sayıda insan da sokağa çıktığını görmüş. Geldim buraya. Şimdi arkadaşlar, şimdi evet upuzun cümleler. Bunlar özgün yayın sorusu olduğu için bak bir tık daha zor. Sanki çıkmışlara göre bir tık daha zor. Çıkmışlar bizim için nasıl genelde daha kısa cümleler. Şimdi burası bak daha uzun uzun cümleler. Şimdi şöyle bir sayı görünce hemen aklıma şunlar geliyor. Yaklaşık anlamına gelen yaklaşık olarak kullandığımız prepler geliyor.
Peki bunlar hangileriydi? Mesela about'u kullanıyordun. Mesela around'u kullanıyordun. Mesela by ya da by around. Doğru mu? Sonrasında some kullanıyordun. Başka ne kullanıyordun? Genellikle bunları kullanıyorduk. About, some değil mi? Bunları kullanıyorduk. O zaman bak yaklaşık 50 mil ortalama demiş zaten sana. Tam ortalamasını vermiş ve senin burada kesin bir şeyin yok. Artık yaklaşık diye kullanman lazım. Above dediğin yapı senin için seviye olarak üzerinde anlamında. Temas olmadan üzerinde anlamında. Beyond ötesinde anlamında. Below altında anlamında. Seviye olarak altında diyeceğiz. Bunun seviye olarak üstünde diyeceğiz. Deniz seviyesinin üstünde ya da deniz seviyesinin altında gibi ifadeleri kullanacağız. O zaman bizim için en mantıklı ifade bu olabilir mi? Olabilir. Sonrasında peki into kullanılma olur mu? Hemen bakayım. Bakın dünyanın yüzeyi kırılıyormuş. Kayan bir sürü kayan nereye doğru? Levhanın içine doğru. Levhaya doğru kırılıyormuş. Söyleyebilir misin? Söyleyebilirsin. İki taraftan da güzel bir çeviri verdi. D şıkkı. Sonrasında geldiğim 5. soruma. Şimdi arkadaşlar şöyle bir bakıyoruz. Bak ne varmış? Bir anti-AIDS ilacı. Anti-AIDS ilacı. Ne olacakmış? Muzdaripleri gelişmekte olan ülkede muzdariplermiş. Şimdi bir bana demiş ki Hint ilaç şirketi ne yapmış? Teklif etmiş. Neye? Tedarik etmeyi. Bir anti-AIDS ilacı tedarik etmeyi sunmuş, teklif etmiş. Peki bunu kime sunacak? Bak yazıyor. Suffers. Muzdariplere sunmayacak mı? Yani bu konudan hasta olanlara, bu AIDS'in hastalığını çekenlere, muzdarip olanlara, onlara bak EA çevirisi veriyorsun. O zaman sen burada ne kullanabilirsin? On kullanabilirsin. Peki dedi ki çok özel bir prep. Her zaman her yerde kullanamıyorum. Peki bakayım. Less than neyden daha az? Standart maliyetin 20'de birinden daha az. Peki 20'de birinden daha az bir maliyet. At cost. Cost'ta zaten sen ne kullanırsın? At prep'ini kullanırsın. At cost şeklinde kullanırsın. Anlaştık mı? Bu 5 soruda anlamadığınız, sormak istediğiniz bir yer var mı? Bekliyorum yazmanızı. Anlaştık galiba. Var mı sormak istediğiniz? Süper. Güzel. Peki o zaman geçiyoruz. İkinci sorudaki ikinci boşluk. Şimdi burada ne yaptık? Elimizde kalan şıklardan ilerledik. Doğru mu? Ya burası kalmıştı ya burası kalmıştı. İkisinden birine bakacaktık. Şimdi bakıyorum. Bağımsızdır. Tüm belirli deneyimlerin bağımsızlığı olan bilgiden bahsedeceğim. Tüm belirli deneyimler tarafından bağımsız olan bilgi mi? Deneyimlerin bağımsızlığı olan bilgi mi? Oradaki of çevirisi bir tık daha güzel. Ve Batı felsefesindeki öncelikli bilgi demem için zaten inin çevirisi daha hoş. Geldim 6. soruma. Şimdi fokusu gördün. Fokusu görünce gözün ne aramalı? Fokusu görünce gözler 10 aramalı arkadaşlar. 10. Sonrasında peki over ikinci tarafı olur mu? Olmaz mı? Bak sana burada bir ne vermiş? Fidov kuralı varmış. Hocam Fidov kuralı da ne? O da nereden çıktı? Fidov kuralını hatırla. Şöyle bir şey yazıyorduk. Diyorduk ki for, in, during, over ve within. Bunların yanında the last ya da the past ifadeleri getirip yanına da bir zaman ifadesi getirdiğimiz zaman ne oluyordu? Bizim için Fidov yapısını veriyordu. Bak ilk taraftan focus on, ikinci taraftan da bana Fidov kuralını verdi. Oyun için iki taraflı da olur mu? Olur. Geldim 7. soruma. Arkadaş, airline'ı biz aklınızın bir köşesinde bulunsun. Airline'ı biz on'la kullanırız.
Peki bunu bilmiyorum diyelim ki. Onunla kullanırız ama diyelim ki bunu bilmiyoruz. Ne yapacağım? Tek tek deneyeceğim. Şimdi bak, insanlar who deyip açıyorsun. Nasıl insanlar? Seyahat eden insanlar. Hava yollarıyla seyahat eden insanlar. İnsanlar hava yollarıyla mı seyahat eder, uçaklarla mı seyahat eder? Ama çıkaramadın diyelim ki, bir dursun. Hava yollarında seyahat edenler. Hava yollarında biz seyahat etmeyiz, gitti. Hava yollarının üstünde, bak aslında kullanım bu olduğu için bu bir dursun. Tam et diyemezsin aslında. Doğru mu? Eti tam vermez. Çünkü ne tam o anı ne tam o yeri. Hava yollarının neresi? Bu da gitti. Ama hava yollarında, hani D'den çevresinden kaynaklı, ha diyelim de indi dursun. Hani kullanım gereği onunla kullandığını biliyorum ama bir dursun. Hava yolları vasıtasıyla seyahat eden insanlar. Tamam, bunlar bir dursun. Peki o zaman ne yapacağım? İkinci taraftan karar vereceğiz arkadaşlar. İkinci tarafın da çevirisine bakacağız. Hava yollarıyla seyahat eden ya da hava yollarında seyahat eden insanların hepsi hikayelere sahipmiş. Doğru mu? Nasıl kötü deneyimleri olduğunun hikayelerine sahipler. O zaman nasıl kötü deneyimler hakkında bir hikayeye sahip olmazlar mı? EA çevirisi ya da for çevirisi saçma oluyor. Kötü deneyiminin burada of nasıl kötü deneyiminin hikayelerine mi sahipler? Orada nın çevirisini verebiliyor musun? Hayır. O nasıl kötü deneyimleri oldukları hakkında hikayelere sahiplermiş. İkinci taraftan da en güzel about çevirisini veriyor arkadaşlar. Sonra geldim 8. soruma. Bakıyorum şöyle arkadaşlar, nelerle kullanabilirim diye dictate ifadesini vermiş. Doğru mu? Şimdi benim için dictate bizim için ne anlama geliyordu? Dictate ne anlama geliyordu? Aynen öyle. 10 yıl gibi kullanabiliyorum. Şimdi benim için bir zaman ifadesi olduğu için true ile kullanmam saçma. Off'la kullanmam saçma. 10 yıla kadar mı derim? Hani o da saçma oluyor bayla. Genellikle for decade dersin değil mi? 10 yıldır bilim insanları çalıştılar. Bak burada da aslında seni sürece götürmüşler. Bölge için sen ne kullanırsın? Bölgede. Doğru mu? Diyetle ilgili, beslenmeyle ilgili hastalıkların patlamasını not ettiler, kaydettiler dersin. Bölgede olması gerekir. İkinci taraftan da benim için in olması gerekir der. İşaretleriz şıkkımızı. 9'a bakalım. 9'a bakalım. Bak, come'ını sana vermiş aslında. Come ne? Come out of mu? Come up with me? Come down to? Make come up for? Ya da come over to. Aslında burası sana üçlü phrasal verb'den almış, hop buraya koymuş. Make up for olması lazımdı, bu gitti. Doğru mu? Come out of, come up with. Bak bunlar kullanılabilir mi? Evet. Come out of böyle hastalığın ortaya çıkması gibi, ya da come up with bir fikir ya da benzeri bulmak diyorduk. Şunlarla değil ama şunlarla kullanıyorum. Peki burada run out of, kaynakların tüketip bitmesi. Tüketmek, bitirmek anlamında ama kaynakların tüketip bitmesi. Hemen şöyle gözümü sağa doğru kaydırıyorum. Onun anahtar kaynağı, enerjinin anahtar kaynağı neymiş? Petrol. Kaynakları tüketmek anlamında da mantıklı bir anlam mı? Evet, run up against değil. Çok bizim tarzımızda gelen bir soru değil ama phrasal verb adına ne yapılabilir? Kullanılabilir. Sonra bakıyorum, felsefeciler tartışmışlar ilişki, düşünce. Bak, ilişki, düşünce diyorsun. Bir ilişki, bir düşünce ve duygular. Düşünceler ve duygular ve ilişki. Şimdi bunun üzerine tartışmışlar. Şimdi ben ne söyleyebilirim? Duygu ve düşünceden ilişki tartışmışlar. Saçma. Duygu ve düşünce üzerine ilişki tartışmışlar. Hayır, sadece bir tanesi olsaydı ya da bunların başına over gelseydi olur muydu? Olurdu. Bu zaten olmuyor. Sadece duygu ve düşüncede ilişki tartışmışlar. Gitti. Duygu ve düşünce vasıtasıyla ilişki tartışmışlar. Olur mu? Olmaz. Bunlar arasında ilişki, duygu ve düşünce arasındaki
Değil mi? Bunlar arasında tartışmışlar. En az 2 milenyumdur bunu tartışıyorlarmış. Anlaştık mı arkadaşlar? Var mı anlamadığınız herhangi bir yer, sormak istediğiniz herhangi bir yer? Süper o zaman. Süper o zaman ben de dersime katıldığınız için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde diyorum görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar diliyorum. Tabii ki isteklerinizi, ders konusundaki isteklerinizi Instagram'dan da yazabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.